Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TYT IT Geometri Kampı'nın 13. haftasının 2. videosundayız. Dikdörtgende kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dikdörtgenin özelliklerinde kalmıştık. Kitabımızda da sayfa numarası 122 ve 123'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgendeki ilk özelliğimiz köşegenlerin birbirine eşit olması. Biz paraya kenarda ne biliyoruz peki? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Burada ekstradan ne çıkmış? Köşegenler birbirine eşit çıkmış. Nasıl oluyor hocam diye soracak olursan eğer Şöyle bir dikdörtgeni ayrı bir şekilde çizeyim. Şu köşegeni ve şu köşegeni çizecek olursam eğer. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor ya. Paraya kenarın özel bir hali olduğundan dolayı. E burası da 90 derece ya. Aa ne oldu burada? Hocam 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üstten burası eşit oldu. Hatta bunu ortaladığı için burası da eşit oldu. Gerçekten köşegenler birbirine eşit oldu mu? Oldu. Ya da buraya A dersin. Buraya B dersin. Hocam burası kare küçük daha kare artı B kare. E burası da A ya. E burası da kare küçüğünde a kar, artı b kare. Köşegenlerin birbirine eşitliğini bu şekilde de Pisagor bağıntısında da bulabiliriz. A burada ekstra bir şey var. Köşegenlerin kesim noktasından köşelere olan uzaklar da birbirine eşit oluyor. Yani burada şu muhteşem üstündeki ispat daha güzel bence. Burada şunu öğrendik. Köşegenler birbirine eşit ve bu köşegenlerin kesim noktasının köşelere olan uzakları da birbirine eşit oluyor. Köşegenlerde eşit olan başka bir dörtgen gördük mi biz bu ana kadar. Şu ana kadar görmedik herhalde. Köşegenler eşit olan dörtgenleri de sayayım isterseniz size. Bir dikdörtgen de iki kare üç eşkenar dörtgen diyecektim ama değil. Üçüncü de nerede? Yam, ikizkenar yamukta. Tamam mı? İkiz kenar yamukta. Ha bir de düzgün çokgenlerde de belli bir sayıda kenara ayıran köşegenler de var. Köşegenlerin eşit olması özel bir durum. Biz bunu nerede kullanacağız? Özellikle ve özellikle köşegenle alakası yerde bir eşitlik olduğunda diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Mesela bu dikdörtgende böyle sorularla karşılaşabiliriz. Köşegenler birbirine eşit ve kesim noktasının köşeleri olan uzaklıkları da ne oluyor? Birbirine eşitmiş. İkinci özelliğe geldik. Biz bunu zaten paraya kenarda öğrenmiştik. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitti. Köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. İspatını da yapmıştık. Bir daha yaparız ispatını. Aynı alandan geliyordu. Tabanları aynı olduğu için yükseklerin aynı olması lazım. Hem de nereden geliyordu? Alfa betadan geliyordu. Bak alfa betaları yazınca şöyle ispatlarını bilin. Şu üçgenle bu üçgen eş. Ama şunların eşitliğinden değil. Bunların eşitliğinden. 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. O yüzden beta'nın karşı çift çizgi ise beta'nın karşı çift çizgi. Hatta şunu, buradan ben şunu da çıkartabilirim. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitken o dikmelerin köşeleri olan uzaklıkları da birbirine eşit. Yani şuradaki uzaklıklar da birbirine eşit çıkıyor. Ya ister ispat yöntemini kullanırsınız soruda. istersen bu aklında kaldıysa paraya kenarda. E bunların eşit olmasını ve köşeler olan uzaklıkların da birbirine eşit olmasını kullanabilirsin. Tamam Aynı şey paraya kenarda da geçerli zaten. Ama ben genelde böyle sorularda ne yapmayı tercih ediyorum? Böyle sorularda genelde şunu tercih ediyorum. İspat yöntemini yapmayı tercih ediyorum. E buradan dolayı aslında şunu da söyleyebiliriz. Paraya kenarda da vardı zaten bu teknik. Şu alanlar neydi? Birbirine eşitti. Ya da buradaki da buradaki alan ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Çünkü tabanları aynı. Karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler de aynı olduğundan dolayı arkadaşım. Tamam. Mı? Evet geldik. Bir sonraki soruya. E hocam bu bir özellik. Özelliğin ispatı uzun olacağı için bunu bilmenizi isterim ama. Bu çünkü çıkar mı? Belki çıkabilir arkadaşlar. Dikdörtgenin içinde ya da dışında bir nokta aldığımızda karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Bu bir özelliğe benziyor mu? Ya dörtgendeki şeye benziyor aslında. Bir dörtgende köşegenler dik kesişirse ne oluyor? Karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Değil mi arkadaşlar? E hatta paralel kenarda da biz şunu öğrenmiştik. Şöyle paralel kenarda da ilginç bir şey. Şu paraleller çizilince ne oluyordu? Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit oluyordu. He 90'dir. Yakımızla şöyle tutabiliriz. Genelde dörtgende özellikler de birbirine benziyor. Uzunluklarla alakalı bir şey olduğunda ne yapacaksın? Genelde karşılıklı köşelerdeki toplamlar eşit oluyor. 90 dereceli bir şey olduğunda da ki dikdörtgende bir 90 derece var mı? Var. 90 derece olduğun bir şey olduğunda da hem dörtgenler altına gelsin karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Dikdörtgende de karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Dörtgendeki en azından köşegenlerin dik kesmesinden aklınıza gelebilir. Aynısı bu dışarıda da bir nokta olduğunda arkadaşlar. Bu dışarıdaki nokta olduğu zaman da yine karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşit oluyor arkadaşlar. Bu nokta içeride ya da dışarıda olursa. Hocam bunun ispatı nereden çıkıyor? Buraya X, Y, Z ve T dersin. Bir burada Pisagor yaparsın. Bir burada Pisagor. Aynı şekilde bir burada Pisagor. Bir burada Pisagor yaptığında düzenlediğin zaman ki biz böyle bir ispat da yapmıştık zaten. Ee, nerede yapmıştık? şu şeyde mi yapmıştık? E, dik dört şunda yapmıştık zaten dörtgende. Hani bir burada Pisagor, bir burada Pisagor, bir burada, bir burada Pisagor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamlarını ispatlarken yapmıştık. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Ama ispatı zaten zor olduğu için bence bilmelisiniz. Ha, ne olur ne olmaz. AYT'de de karşımıza çıkabilir. Hatta şöyle harf yazacak olursak ABC'de yani A kare artı C kare eşittir B kare artı D kare de dostum. Ya da işte A, B, C ve D böyleyse bak dikkat et. A'nın karesi artı C'nin karesi B'nin karesi artı D'nin karesine eşit oluyor. Hadi bakalım özellikleri hallettik. Daha bir sürü özelliği var ama biz bunları paralel kenarda söyledik o özellikleri bahsettik. Paralel kenardaki tüm özellikler burada da geçerliydi. Şu an dikdörtgene has özelliklerden bahsettik. Tabii ki paralel kenardaki kullandığımız özellikler yine burada geçerli mi? Geçerli. Evet bakalım örnek 12 ne diyor? Şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de AE uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. AE K dersem BD uzunluğu 2K. Hocam burası 2K. Hmm. Ben şunu biliyorum. Köşegenler birbirine eşit. Hocam eşit 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 eşit. E, çift, i̇ki tane çift çizgi 2K ise bir tanesi K oldu. Hocam çift çizgi dediğimiz K oldu. Şu K'ları yazalım isterseniz. A K'ya K çıktı. Yani burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. Hocam burada da x kenar verilmiş. Taban açısına değer vereyim hemen. Şuraya ben bir alfa dersem. E burası da alfadır. 2 iç açı gördüm dayanamam. Burası 2 alfa. Burada da x kenarlık var. 2 alfa ise burası da 2 alfa. E sonra takıldık. Şu açıyı bulmam lazım. Bak şurada da ikizkenarlık kenarlık var. Alfa ise bak burası da alfa. Yani şu üçgende 2 4 5 alfa. 5 alfa eşittir 180 olduğundan alfa da böylelikle 36 çıkar. Benden ADB açısı isteniyor. ADB alfa 36 ya. 90'a tamamlayan hocam burası 54'tür. E, x kenarlıktan dolayı burası da 54 çıkar mı? Çıkar. Yani ADB açısını böylelikle 54 derece olarak bulduk dostlar. Cevap 54. Geldik örnek 13'e. ABC de dikdörtgen DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak 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 bak. AC ile DE birbirine eşit verilmiş. Bak köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. E dikdörtgende köşegenler birbirine eşit. O zaman ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Diğer köşegen dediğim hop şu. Çizince ne oldu? Hocam şu köşegenle bu köşegenin eşitliğini gösterdim. A bu köşegenle burası eşitti. Yani burada karşımıza ne çıktı? Bir x kenar üçgen çıktı. Hadi bakalım. Şu 70'te de kullanalım. 70. E hocam o zaman burası da 70 olacak. X kenardan dolayı. 70, 70, 140'dan buraya 40 kalır. E hocam şunların hepsi de birbirine eşit değil miydi? Evet. Şurası 40'sa burası 50 yapar. 50 ise x kenarda 50. Buraya da kaç kaldı o zaman? 40 kaldı. Alfa'yı da böylelikle 40 derece olarak buluruz. Tamam. Köşegenle alakası yerde eşitlik olduğunu da dikdörtgenle mutlaka diğer köşegeni çiz. Örnek 14'teyiz. Açılar eşit verilmiş. E ben şunların eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Tamam. Sonra şu açıların eşitliğini kullanmam lazım. E burası alfa. Buraya da alfa diyeyim. E hocam alfa ise burası da alfa. E tamamı 90 ise buraya beta dersem. Alfa artı beta ne oldu? 90 oldu. Hocam alfa artı beta 90 bak. Alfa artı beta 90 ise. Aa burada kaçtı da 90 derece. Oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat. 16 ise burası da 16. Yani buraya ne kaldı? 10 kaldı. Bu sorunun iki çözüm yöntemi var. Bir. Şurayı 90 bulduk ya. A bak hem dik hem de kenar ortay. Hocam hem dik hem de kenar ortay olduğu için yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk ya. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen yüksekliğin kollarında x kenar oluşturduk şöyle. 10 sa 10 deyip şurayı 8 bulabiliriz. A üçgenin alanı isteniyor bizden. Ama üçgen üçgenin alanı için şurayı bulmam lazım kenarları. E, 8 var, 16 var. 8 kök 5 o zaman burası 4 kök 5. E, Pisagor da burayı bulup sonucu o şekilde ulaşabiliriz. Birinci yol bu olsun. Peki ikinci yol nedir hocam diye soracak olursan. Ya bu üçgenin alanı isteniyor. Sen burada da 90 derece buldun. Bir üçgenin alanı. Neydi? Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa taban çarp taban ağaç yükseklik bölü 2'di. Sen buradan bir yükseklik çizsen ne olur? Hocam ikiz kenar üçgen değil mi? Bu İkiz kenardaki tabanı iki eş parçaya bölecek. 16 ya 8, 8 yapacak. O zaman buraya 2 kaldı. A diklendik çizilmiş şey oldu. Öklit. Yani h kare eşittir 8 çarpı 2 16'dan. H'ı da buradan 4 buluruz. E, H4 ise artık işimiz kolay. Taban 10 iken yükseklikte 4 olduğundan dolayı 10 çarpı 4 bölü 2 bana alanı verir. Yani cevap böylelikle 20 çıkar dostlar. Evet geldik Ken 06 sorusuna. Ken 06'yı ta üçgende benzerlikte öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Öğrendiniz. Öğrenmeyenler var mı? Kafayı patladım biraz. Hadi bakalım. Ne diyor bakalım soruda? Kenar uzunlukları 24 ve 32 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo ağırlık merkezinden çivi çakılarak AB kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara sabitlenmiştir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dikdörtgende ve karede ağırlık merkezi duyduğun zaman hatta bu paralel kenarda da olabilir ama bu kesinlikle dikdörtgende ve karede yapılması gereken bir şey. Ağırlık merkezi diye bir şey duyduğun zaman ne yapacaksın biliyor musun? Mesela dikdörtgenden bahsediyorum ben şu anda. Ya köşegenleri çizeceksin. Hocam köşegenlerin kesim noktası. Tam ağırlık merkezi. Tamam. Ya köşegenleri çizip orayı belirleyeceksin. Ya da sen bunu gördükten sonra dikdörtgenin ağırlık merkezinden şuraya dik çizdiğinde iki eş parçaya. Buraya dik çizdiğinde de iki eş parçaya böler. Sebep? Hocam x kenar ya dik çizsen iki eş parçaya bölüyor. Dik çizsen iki eş parçaya bölüyor. Ondan dolayı. Yani iki tekniği kullanacaksınız. Bak bu çok önemli. Dikdörtgende ve karede bu ağırlık merkezi karşımıza çıkıyor. Yani ağırlık merkezi demek zorunda değil. Köşegenlerin kesim noktası şeklinde de söylenilebilir. Hatta ve hatta daha uç noktaya gidecek olursak. Bak burada konu anlatıyoruz. Hani iki sayfa çok uzun oldu hocam demeyin. Ben size burada geometrinin inceliklerinden bahsediyorum. Bir de şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Paralel kenarda da aynı şey geçerli bu. Bir paralel kenarı ya da dikdörtgeni öyle bir çizgiyle kesin ki yani öyle bir çizgi çizin ki Paralel alanını ya da dikdörtgenin alanını iki eş parçaya bölsün. O nereden geçer biliyor musunuz? Tam olarak dikdörtgenin ağırlık merkezinden geçen doğruyla olur. İster bu doğruyla olur, istersen bu doğruyla olur. Niye hocam? Burası köşegenlerin kesim noktası ya. Dikkat et. Bak şimdi. Şu Şöyle çizecek olursam. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Köşegenlerin kesim noktası olduğundan dolayı. Hani ağırlık merkezi ya ondan dolayı. E hocam burada bir kelebek çıktı. Kelebekte olan birebir. A ise burası da ne olacak? A olacak. E sonra alan dağıtalım. Diğer köşegeni de çizelim. Hocam şuraya B dersem. E, kelebekteki oran şunlar da birbirine eşit işte ya. birebir bir. Burası da B oldu. Bak şurada dikdörtgende köşegenler dört eşit parçaya ayırıyor alanı. Paraya kenardan dolayı. Hocam A artı B ise. Burası da A artı B. Burası da A artı B oldu mu? Oldu. Bak ne güzel bir şey çıktı. Şuradaki doğru gerçekten dikdörtgenin alanını iki eşit parçaya ayırdı mı? Hocam burası 2A artı 2B. Bak burası da 2A artı 2B. Bir şey daha öğrendim. İşte ağırlık merkezi ile ilgili incelikler bunlar. Buna dikkat edin. Ağırlık merkezi dediği zaman köşegenlerin kesim noktası ya da dik çizdin. iki eş parçaya dik çizdin. iki eş parçaya böldü. Yalnız bu dikdörtgende ve karede geçerli bu. Paraya kenarda böyle bir şey geçerli değil. Tam buradan dik çizdiğin zaman burayı iki eş parçaya bölmez. Sadece dikdörtgende ve karede. paralel kenarda biz bunu gördüğümüz zaman ağırlık merkezi sadece köşegenlerin kesim noktası diye kullanırız. Çünkü bu teknik de bizim için gerçekten önemli. Sonra e, paraya kenarı dikdörtgeni kareyi böyle öyle bir çizgiyle iki eş parçaya bölmek istiyorsam da nereden geçiyormuş? Ağırlık merkezinden geçiyormuş. Tamam. Bunları böyle not olarak tepeye al kardeşim. Bak tepede bir boşluk var şurada. Şuraya bir notunu al. Önemli diye de yaz. Bunlar gerçekten bizim için önemli. Ben şu anda şurayı siliyorum. Anlaştık. Hadi bakalım şimdi sorumuza bakalım. Şimdi ağırlık merkezinden diyor ya. E, ağırlık merkezinden döndürülmüş. Ben ne yapacağım? Ya buradan böyle dikmeleri çizeceğim. E, dikmeyi çizince buradan şuraya kadar olan kısım kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Ya da tam olarak ispatında yapayım istersen. Ya köşegenlerin kesim noktasından yapayım. Neyse. 24 ve 32'yi biliyoruz. Tamam. Ama o dikmeleri de unutma. Tamam? AB kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara sabitlenmiştir. Eyvah. Şimdi tablo döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi B köşesi zemine değdiğinde tablo ilk durumda zeminden en fazla kaç santimetre yukarıya konulabilir diye soruluyor. O zaman ben burada merkezi olabildiğince yukarı koymak zorundayım değil mi? Şimdi tablo dediğimiz mesela şu kitap, şu zemin değil mi? Şu ekran zemin olsun mesela. Şu şöyle döndürdüğüm zaman bak böyle zemine değdi mi? Değdi değil mi? Tam böyle zemine değdi. O zaman ben bunu biraz daha yukarı kaldırmalıyım. Biraz daha yukarı kaldırmalıyım şöyle. Biraz daha yukarı kaydırdığımda hop şöyle Böyle zemine değmedi ama böyle yukarıda, değil mi? E, nasıl yapmalıyım hocam? Tam böyle merkezinden tutup da döndürüyorum ya şöyle. Tam böyle döndürürken hop şu kenara teğet geçerse dönmüş olacak mı tablo? Tablo dönmüş olacak, değil mi arkadaşlar? O yüzden ben buradaki ince espri işte buradaki ince espri buydu. Buna dikkat edin. Tekrarlıyorum bak merkez burası. Merkezi etrafında döndürdüğümde hop şöyle hocam biraz daha yukarı konulabilir. Şöyle döndürdüğümde mesela sesim geliyor mu? Geliyor. <laughs> Yoruma yazın diyeceğim. <laughs> Neyse ben izleyince duyarım zaten. Ee, böyle döndürdüğümde hocam bu da takılı kaldı. Biraz daha yukarı atabilirim. Şöyle döndürdüğümde de tam böyle zemine teğet. Şu ekrana bakın yani. Şu ekrana teğet değerek geçtiği zaman arkadaşlar ne oluyor? Değerek geçtiği zaman en yukarıdaki kısmı olmuş olmuyor mu? Bak çok güzel bir örnek oldu bu tablo hikayesi, kitap hikayesi. Gerçekten. E o zaman ben olabildiğince yukarı alabilmem için ne yapmam lazım? Ben bunu böyle döndürürken bak şimdi ben burada tabloyu döndürürken ne yapacağım? Şu köşegeni düşün. Şu B köşesini döndürürken hop B köşesi buraya değil de B köşesi biraz daha buraya gelmesi lazım. Hatta B köşesini döndürürken hop şöyle teğet geçmesi lazım değil mi? Çünkü tablo döndürüldüğünde şekildeki gibi B köşesi zemine değdiğinde diyor. Teğet geçmesi demek sürterek geçmesi demek anlamına geliyor. Yine orada zemine değiyor. Tam teğet olduğu noktada alacağım arkadaşlar onu. Yani senin buradaki nokta bak çekil iki yorum. Senin buradaki B noktası hop tam teğet olduğunda tam böyle olduğunda yani buraya tam dik olduğunda yani senin tablon tam şöyle olduğunda yok şuradaki evet şuradaki B noktası buraya geldiğinde o zaman C noktasına nereye gelecek arkadaşlar? C noktası da şuralarda bir yerlerde olacak işte. Bunun dönüşü bu şekilde olacak ya. Şu dönüşünden bahsedeyim şöyle. Bir dairesel hareket boyunca yapacak. Tam böyle teğet olduğunda B köşesi şu konuma, konuma geldiğinde yani şunu şöyle çizdiğinde burası zemine dik olduğunda olacak arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Burası tam köşegenlerin kesim noktası ya. Hocam köşegenlerin kesim noktası olduğu için diğer köşegeni de çizeyim istersen. Hop şöyle. E hocam burada ne oldu? X kenarlıklar çıktı. E, 32 ise 2 eş parçaya böldü. 16-16 olacak burası. Sonra 24 ise şurası 24 ise burada da bir ortaban çıktı. Çünkü şurası da zemine paraleldi ya. 24 ise bu da paralel olduğundan dolayı burası bulunur aslında. Ya da Pisagor bağıntısından burayı bulup orada da işlem yapabiliriz. Neyse 24 ise burası da kaç yaptı? 12 yaptı. Şimdi dikkat et. 12, 16 ne üçgen oldu? 23 gen oldu. Sen şimdi bu döndürmeyi yaparken dikkat. Bu döndürmeyi yaparken hop buraya mı geldi bu köşesi? Evet tam burası buraya geldi. Yani senin buradaki eleman 21 uzunluğunda. Burası da 21 uzunluğunda olacak. Yani şurası kaç oldu arkadaşlar? 8 mi oldu? Evet. Bana da diyor ki zaten zeminden en fazla kaç santimetre yukarı konulmalıdır diye soruluyor. Zeminden en fazla 8 santimetre yukarı koyarsam tam bu dönüşte teğet olma noktasında olacak. Ve en yukarıdaki konumu da bu olmuş olacak arkadaşlar. İşte buna dikkat edin. İnce bir soru. Kolay bir soru. Ama döndürme mantığıyla ilgili değişik bir soru. Hani böyle döndürmeyi de yorumlattırıcı bir soru. Bence bu mantıkta bir soru yine gelmeye aday sorulardan biri. Boşuna yazmam bak burada adımı kazımışım buraya. Yani ken 06 yazmışım buraya. Boşuna böyle sorulara ken 06 yazmam. Genelde de bu tür sorularda çıkmaya aday. Bu zamana kadar böyle bu mantıkta soru soruldu mu? Sorulmadı. O yüzden buraya bence şöyle bir yıldız atın dostlar. Evet örnek 15 8 çıktı geldik örnek 16'ya. Evet ABC'de dikdörtgen denmiş. 2 kök 5 var ve 4 kök 5 var. Ne diyor burada? Yukarıda verilere göre E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada. Arkadaşlar şimdi E eleman AC'ymiş. E noktası buradayken mi en yakın oluyor? Şimdi E noktası değişik bir nokta ya. Bu ne demek? E eleman AC. Hocam E noktası böyle de olabilir. Hocam E noktası burada da olabilir. E noktası burada da olabilir. Yani senin buradaki öyle bir E noktası seçeceksin ki A, B'ye. Yani B noktasına en yakın olduğu nokta. A, E noktası da bu doğru üstündeki bir nokta değil mi? Evet. Sanki bu doğru üstündeki bir noktanın B'ye en yakını ya da B köşesinin bu doğruya en yakın olduğu yer neresidir? Hop. Dik olan uzaklık değil midir? Evet. Gençler bir noktanın bir doğruya bir sürü uzaklığı vardır. Ama en yakını nedir? Dik olan uzaklığıdır. Tersten gittik. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Dik olduğunda oluyor burası. Yani e noktasının, B noktasının B'ye en yakın olduğu nokta aslında B noktasının bu doğruya en yakın olduğu noktadır. Yani dik olduğu noktadır. E, B'ye en yakın olduğu noktada DE uzunluğu nedir diye soruluyor bana. Tamam bunu sabitledik. Burası dik olduğu yerdeki E noktası oldu. Hocam 2 kök 5 4 kök 5 burası da 2 kök 5. Öklit bağıntısından yapabiliriz. Hocam 1 2 kök 5 üçgeni 2 kök 5'in kök 5 katı kaç yapıyor bu arada? 2 kök 5'in kök 5 katı 10 yapıyor. Bunun tamamı 10. Sonra öklit bağıntılarından falan sonuca ulaşabiliriz. Ya da dal alfabetaya böyle bir şey oldu da alfabetaya da dalabilirsiniz tabii ki. Hocam alfabetaya dalınca ne çıktı burada? Dikkat edersen büyük üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani özellikle böyle bir şey olunca direkt dal. Öklitte de olsa dal. E o zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. A ise 2A. Hatta burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani 2A ise burası da 4A olacak. E hocam toplam 5A. Niye eşit? Ona eşit. 5A eşittir. 10 ise A'yı da buradan 2 buluruz. A 2 çıktı. 4 ada kaç çıktı? 8 çıktı. Sonra ne yapacağız? Hocam aslında şöyle bir şey oluştu. Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları. A 2 bulduk ya 4. Yani 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 2'nin karesi daha sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol ne hocam diye soracak olursanız da Hocam x isteniyor. 90 derece var. E 90 dereceye karşılık getireyim. Şuradan bir dik çizeyim. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. Ya da alfabeteye beta'ya dalıp şu üçgenlerin eşit olmasını söyleyebilirsin. E o zaman burası 2. Burası da 4 mu oluyor? Evet. Bunun tamamı 8'di. Buraya 6 kaldı. Al burada yap Pisagor'unu. X'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 52 çıkar. X da buradan kök 52 uzun yoldan yaptım. Kusura bakmayın. E, normalde 2 çarpı 2, 2 çarpı 3'ten yapmam lazım değil mi? Neyse burası da ne oluyor? 2 kök bu 4 çarpı 13 olduğundan dolayı 2 kök 13 diye cevaba ulaşırız. Yani örnek 16'da böylelikle 2 kök 13 çıktı mı? Çıktı. Evet geldik sanırım son soruya. Değil mi? Bakalım şöyle. Evet son soruya. Bakalım ne diyor soru? Şekil 1'de böyle bir karton verilmiş. Okuyalım soruyu. Dikdörtgen şeklindeki bir kartona E, F, L, K ve N, M çizgileri çizilerek eş 6 tane dikdörtgen. Eş 6 tane dikdörtgen yapmışım. Yani hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit demek değil midir bu? Evet. Tamam devam edelim. Bu karton önce LK boyunca sonra da EF boyunca katlanıp çekil üçteki gibi kesikli çizgiler boyunca kesiliyor. Buna göre son durumda kaç parça elde edilir diye soruluyor. Oo güzel. Sen şimdi bunu böyle kapattın. Kapatınca hocam burası ne oldu? Üst üste iki kat olmuş oldu değil mi? Sonra sen bunu da böyle kapatınca ne oldu? Hocam burada iki kat vardı. iki kat bunun üstüne geldi. 4 kat oldu. Ama burada bir kat vardı. burada katlarda 1, bir 2 kat oldu. Değil mi? İşte buna da dikkat etmek lazım. Ama biz genelde ne yapıyoruz bu soruda? En sondan başlıyoruz. Böyle katlamayı yap yap yap. Ondan sonra ne yapıyoruz? E, kaç parçaya ayrılır dediği zaman son şekli yorumlamak bizim için daha mantıklı oluyor. Zaten biz katlama sorularında ne yapıyoruz? Hep son şekle bakıyoruz. Katlamayı geri doğru açmıyor muyuz? Evet, geri doğru açıyoruz. Burada da aynı şeyi yapacağız. E hocam, burada katlamayı geri doğru açalım. Son durumda kaç parça elde edilir? Şimdi sen bu kağıdı kağıt şöyle olmuş olsaydı eğer Kaç parça elde edecektin? Hocam bir parça burası, iki parça burası, üçüncü parça da burası olacak diyecektin değil mi? Ama şimdi kağıt böyle katlanmış haliyle elimizde ya katlanmış halini açtığımızda acaba öyle mi olacak? Bakalım. Şimdi sen geriye doğru bir açılım yap bakalım. Geriye doğru açılımı yaptık kardeşim. Hop şöyle. Hocam şurası bir parça değil mi? Bak burası bütün bir parça. Dikkat. Normalde üç parçaydı. Şu kesimde baktığın zaman. Burası bir parça. Burası da bir parça değil mi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman evet. Şimdi ben katlanmış açıyorum. Şu katlanmış açtığım zaman böyle ne olacak simetriğini aldım. Hocam bu buraya geldi bak mavi buraya geldi şuraya geldi. Aa bu maviler iki parça değil. Ben bunu açtığım zaman bak burası tek bir parça oldu arkadaş değil mi? Ondan sonra bu kırmızı hop simetri ya da bu siyah simetriği burası değil mi? Evet siyah simetriği buraya geldi. Hocam bu, bu, bu bir parçaydı açtığın zaman da yine bir parça bütün oldu burası. Yalnız burası kırmızı ya, kırmızının da simetriği de şuraya gelmedi mi? Geldi. Yani elimizde şu anda kaç parça var? Mavi parça 1, siyah parça 2, kırmızı parça 3, şuradaki kırmızı parça da 4 oldu. E sonra ne yapacağım? Bu böyle katlanmıştı. Bak yukarıya bak. Bu buraya katlanmıştı. Sadece bu kısmı açacağım. Sadece o kısmı açayım. Sadece o kısmı açtığım zaman da şöyle bir şeyle karşılaştık. Simetriğini aldık. Şimdi buradaki mavi şeklinde, şeklinde simetriğini alalım dostlar. Şu mavi şeklin simetriği buraya mı geliyor? Evet, bu buraya geldi. Şu mavi şeklin simetriği de buraya mı geldi? Evet. Aa hocam maviler ne oldu? Maviler burada şey oldu. Dikkat edersen. Ee, bir bütündü. Bu, hala bütünlüğü devam etti. Peki senin şuradaki kırmızı mıydı? Evet. Bak burası kırmızıydı. Buranın simetriye buraya geldi. Şurası da kırmızıydı. Buranın simetriği de buraya geldi. Bak şimdi parçaları sayalım. Hocam şurası ayrı bir parça. 1 çünkü kesilip atılmış gibi oldu. Şurası ayrı bir parça. 2 yazıyorum. 1 2 Şu maviler yan yana bütün olarak ayrı bir parça. 3 Şu siyahlar bütün olarak bir parça. 4 Hocam bu kırmızı şuradan kesildiği için ayrı bir parça. 5 Buradaki kırmızı da ayrı bir parça. 6 mı oldu? Evet. Bu arada şurada bir balık şekli karşımıza çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Böyle bir soruda bekliyorum. Çünkü bu soru tarzında, bak bu soru gibi değil. Bu soruyu ilk defa böyle bu, bu kitapta görmüşsünüzdür. Bu soru mantığında e, karşımıza nerede çıktı? KPSS'de ya da Ales tarzı sınavlarda karşımıza çıktı. Genelde de KPSS'de ya da Ales'te sorulmuş böyle güzel soruları da birkaç sene sonrasında karşımıza TYT'de ya da AYT'de çıkartıyorlar. O yüzden bu da önemli. Yalnız bunu da anlamışsındır herhalde. Normalde bak bu 3 parça oldu. Sen bunu böyle açtın. Bu mavi parça aynı devam etti. Siyah açtın. Siyah parça devam etti. Bunlar bir bütün oldu. Şu kırmızı kırmızı ayrı oldu burada. Sonra bak şuradakini açtın şöyle. Bu mavi buraya geldi. Bu mavi buraya geldi. Bak mavi parça ayrı bir bütün oldu. Şu kırmızı buraya geldi. Bu ayrı bu ayrı oldu. Yani elimizde 6 tane parça bulunmuş oldu. Gerçekten bu anlamda çok güzel bir soru arkadaşlar. İnşallah bu mantığı anlamışsınızdır. Yani bu katlama sorularında da katlayıp kesseler bile Katlamanın her mantığında biz aynı şeyi yapıyoruz. Katlamayı geri doğru açıyoruz. Bunlarda da geri doğru açacaksın kardeşim. Tamam mı? Evet gençler böylelikle ne yaptık? Dikdörtgeni bitirdik. Sırada ne var? Kare var. O zaman bir sonraki videoda. Yani 13. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.